Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuz tam bir nokta atışı. Bütün Osmanlı'yı bitireceğim size tek bir videoda. Tek tek bu daha çok sayısalcılar için. Genelde ben özeti sevmem arkadaşlar. Benim videolarımı izlemişsinizdir. Parçalara ayrılmış şekilde en ayrıntısına kadardır. Ve YouTube'da da benden daha ayrıntılı anlatanı ben zannetmiyorum. Çünkü sorularımız sapıtmıştır. Öyle normal beylik soru gelmiyor. Ama bu videoyu çok istediniz. Sayısalcılara daha çok. Yani en azından girerken boş girmeyin, şu işi bitirin. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında önce şunları sorguluyorlar adamlar, dikkat. Kurulduğu sırada neler vardı, hangi devletler? Çağdaş'ı soruyor adam, Çağdaş. İlhanlı Devleti var bak, Moğollardan kalma. Karadeniz'in kuzeyinde Altınordu var, Moğollardan kalma. Moğollardan kalma dediğim şu, Moğol İmparatorluğu yıkılıyor. Onlardan ortaya çıkan 4 tane devlet. Çik. Peki Mısır'da Memlük Devleti var ki kapışacağız arkadaşlar. Anadolu'da Türkiye Selçuk Devleti ama iyice kayışı koparmış bir vaziyette. Çünkü artık Moğollara İlhanlı Devleti var ya, 1243'te yendi ve Moğollara bağlı bir şekilde yaşıyor. Yani merkez otoritesi falan, gücü falan iyice azalmıştır kurulduğu sırada Osmanlı. Peki İstanbul'da Bizans var, Balkanlarda Sırplar var, Bulgarlar var ve Macar Krallıkları ki bunlarla kapışacağız. Özellikle Çimpekadesi'nin alınmasıyla Orhan Bey zamanında. Peki Osmanlı kısa sürede niye gelişti? İstimalete dikkat arkadaşlar. Eğer soru kaçıracaksan kesinlikle kavram bilmediğinden kaçırıyorsun. İstimalet hoşgörü politikasıdır. Yani biz oraya daldığımızda adamlara hoşgörülü yaklaşacağız, mesela dinlerine falan karışmayacaksın. Sen takıl, yaşa aynı şekilde, sadece bana ne yap? Vergini öde. İskan siyaseti arkadaşlar iç ve dışı olarak ayrılacak, yerleştirme demektir. Balkanlara Anadolu'dan Türk göndereceğiz. Türk ve Müslüman nüfus göndereceğiz. Orayı daha iyi idare edebilmek için. Ve cihat anlayışı din uğruna yapılan savaştır. Gaza politikası aynı şekilde bağlantılı. Ve merkez otorite arkadaşlar baştan beri güçlü tutuluyor. Özellikle Fatih direkt merkeze oturduğu güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani ne demek bu? İşleri, ipleri tek bir kişinin elinde toplamak. Peki uygulanan tımar sistemi arkadaşlar kabaca şu. Seni, bak sen komutansın, seni köye gönderiyorum. Sen köylüyü çalıştırıyorsun. Köylü sana vergisini ödüyor. Bak bana gelmiyor vergi. Ama bunun karşılığında ben devlet olarak senden ne istiyorum? Bana asker besleyeceksin. Artık ne kadarsa, ne kadar para alıyorsan. Atıyorum 100 bin akçe alıyorsan 3500 ile bana bir cebellü besleyeceğim. Yani tımar beslemek zorunda olduğu kişiler. Peki güçlü bir ordu kuruldu. Arkadaşlar Yeniçeri ordusu Avrupa'nın ilk düzenli ordusudur. Ve tımarlı sipahiler hangisi kalabalıktı derseniz, tımarlı sipahiler hangisi para alıyor? Yeniçeriler, yani maaş alıyor. Peki hangisi topraktan geçiniyor? Tımarlı sipahiler. İşte bu sistemi kurdular. Peki arkadaşlar ilk Osman Bey, bak Dursun Fakih ilk Osmanlı kazısı olarak tayin ediliyor. Dursun Fakih bunu sordular. Peki yani Osman Bey zamanında beylik aşiret beylik haline geliyor. Yani devlet örgütleniyor. İlk vergi alınıyor. Baç vergisi arkadaşlar, çarşı ve pazardan alınır. Peki barış politikası terk edildi, artık savaş dönemine geçiliyor. İlk Osmanlı akçesi basılıyor. Bak ilk para derse Osman. Belki ilk gümüş para derse Orhan Baba. Peki Koyunhisar Savaşı yapılıyor arkadaşlar 1302. Bak bu resmen kurulması demek. Şimdi Halil Nealcık yıllardır bunu söyledi. Osmanlı Devleti 1299'da değil 1302'de kuruldu ve müfredata sonunda kabul ettirdi. Bizim zaten kılavuzumuz map'tir arkadaşlar. Map bilgileri. Oradan soruyorlar ya soruları. Peki Orhan Baba geliyor. Orhan Bey arkadaşlar Bursa'yı alıyor. Aslında Osman Bey zamanında kuşatılmıştı babası. Ama Bursa'yı fetheden Orhan Bey olacaktır. İznik ve İzmit alınıyor arkadaşlar. Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlanıyor. Bizans'ı Pelakanoğlu Maltepe Savaşı'nda yeniyor. Sonra şu çok önemli, bak TYT soruları böyle geliyor, yorum soruları. Karesioğulları ele geçirilen ilk beyliktir. O zaman ATSB yolunda. Ne demek bu? Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda ilk adım atılıyor. Adamlar Boğazlara dayanıyor. Çanakkale'ye geliniyor. Karşı taraf kesiliyor. Karşı taraf ne abi? Rumeli. Karesuoğulların alınmasıyla denizcilik çalışmaları başlıyor ya. Artık karşı taraftan Çinpe Kalesi'ni alıyorsun. Bize Kantakuzen, Bizans İmparatoru bunu ne olarak verecek? Hediye. Türkiye hediye verirse sonucuna katlanırsın. Hemen askeri üs yapıyorlar. Gelibolu Yarımadası'nı fethediyorlar. Peki ilkleri neler? Arkadaşlar düzenli ordu dikkat. İlk düzenli ordu yaya ve müsellem diye geçecek. Divan-ı Hümayun var ya, o meclis hani şeylerin tartışıldığı, devlet işlerinin görüşüldüğü, işte onu Orhan Baba kuruyor. Vezirlik makamı, vezir azamlık değil bak. Bunlar bakan, vezir azam, başbakan. O kuruluyor. Vezir azamlığı da Murat kuracak. Birinci Murat. Peki gümüş para basılıyor arkadaşlar. Medrese,
yapılıyor. İlk medrese Osmanlı Sarayı, Bey Sarayı diye geçecek Bursa'da. İskan siyaseti başlıyor. Neden? Çünkü sen Çin Bey'i aldın ya, karşı tarafa yerleştireceksin. Göç, sancak sistem. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Şehzadeleri, bebeleri nereye gönderiyorlar? Sancaklara, mesela Amasya. Tecrübe kazanması için ya. De geldiğinde şebelek gibi kalmasın devletin başında. Yani tecrübeli gelsin. Peki vakıf sistemi, hayır kurumlar arkadaşlar. Mesela imanethane. Duydun böyle bir şey? İmanethane nedir? Aşevi. Ne bileyim, medreseler, hep bunların geliriyle yapılır vakıf sistemi. Cami yapıyor arkadaşlar. İlk camiyi yapacaktır. Peki arkasından 1. Murat oğlu geçiyor. Bak, bu ilk sancaktan yetişen kişi. 1. Murat. Sancak sistemi kim başlatmıştı? Orhan Bey. 1. Murat da sancaktan yetişen ilk kişi. Salzadere'de Edirne'yi fethediyor. Daha sonra arkadaşlar Haçlı Seferi geliyor. Bak, ilk Haçlı Seferi diye sordular. Sırp zındığı diyebileceksin. Osmanlı üzerine düzenlenen ilk Haçlı Seferi. Bunun sonunda da Edirne'yi başkent yapıyorlar. Peki Osmanlı ordusu batıda ilk yenilgisini alıyor. Yine 1. Murat dönemine denk geliyor. Nedir o? Ploşnik. İlk yenilgidir. Peki ATSP faaliyetleri devam ediyor arkadaşlar. Kimle başlamıştı? Orhan Baba. Şimdi ne oldu? Çeyiz, para karşılığı. Bak, Yıldırım Bayezid'e kadar unutma, Osmanlı Devleti beyliklere kafayla dalmıyor. Yıldırım Bayezid'e kadar. Bu saatte hep böyle entrikalar, para veriyor, çeyiz karşılığı alınıyor. Topraklar ATSB yolunda devam edecektir. Toprak kazanmaya. Peki 1. Kosova Savaşı'nda Haçları Bozgun'a mı uğratıyor? Evet, ancak arkadaşlar savaşta şehit oluyor. Yerine hemen savaş meydanında kimi geçiriyorlar biliyor musun? Yıldırım Bayezid. O zaman savaş meydanında şehit olan ilk ve tek hükümdar 1. Murat. Savaş meydanında tahta geçen ilk hükümdar Yıldırım Bayezid. Bunlara dikkat edin. Peki Türk tarihinde arkadaşlar bir de yaptığı bir ilk var. Bu da çok sık sorulmuştur. Bak, bizde kut anlayışı var. Bak, ilk Türk devletlerinde kut ne demek biliyor musun? Ülke hanedanın ortak malı. Kutsallık bak oradan gelir. Kan dökülmez. Yani bütün hanedanın ortak malı. Doğru mu? Peki sen şimdi kuttan dolayı bütün hanedanın ortak malıysa yönetimde bir karmaşa yaşanmaz mı? Herkes iktidara yürümez mi abi? İşte bunu ne yapıyor biliyor musun? Merkezileştiriyor. 1. Murat diyor ki ülke hanedan değil, amcaoğlu, teyzeoğlu bunlar fırlasın. Kardeşler, kardeşler. Bundan sonra benim ve oğullarımın malıdır. Saltanatlık haline getiren kimdir derse yapıştır 1. Murat. Peki pençik sistem arkadaşlar. Beşte bir Yeniçeri Ocağı'nın temelini atıyor. Rumeli Beylerbeyliği'ni kuruyor, örgütlenme. Peki Yeniçeri Ocağı'nın vezir azamlık ve defterdarlık makamlarını kuruyor. Vezir azamlık neydi? Başbakana denk geliyordu. Defterdar neydi? Mali işler. Peki Yeniçeri Ocağı pençik sistemi. Beşte bir Hristiyanların esirlerinin beşte birini devşiriyorlar. Kendilerini asker yapıyorlar. Sonra sen git bunu Kapıklı Ocağı'nda bir güzel acemi olanlar ocağında, pardon, Gelibolu'da önce acemi dini yaptır. Sonra Kapıklı ordusunu al, oradan Yeniçeri çıksın adam. Bazılarını, çok daha zekilerini de alıyorlar ve sadrazamlığa kadar yükseliyor. Peki arkadaşlar hemen arkasına Yıldırım Bayezid ilk culus geleneğini başlatıyor. Bak, babası savaş meydanında öldü ya. Askeri kendisine bağlamak için culus verecektir. Bahşiş, culus bahşişi neydi? Hükümdar başa geçtiğinde söyle, Kapıklı ordusuna genelde dağıtılan, askere dağıtılan bahşiş. Bunu başlatıyor. Peki Sakarya'dan Fırat'a kadar Anadolu Türk siyasal birliğini sağlıyor. Arkadaşlar çok önemlidir. Bak, Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması ile Timur zıplayacaktır. Çünkü Timur Çin seferi, Çin'e giderken birden bir bakıyor ki doğuda bir şeyler olmuş. Pardon, kendisine göre batıda neler? Çünkü ATS ve Anadolu'da yeni bir güç çıkıyor. Bak, demek ki Sakarya'dan Fırat'a kadar, Yıldırım'a kadar hep çeyiz, para karşılığı, şimdi kafayla aldılar. Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul'u kuşatıyor arkadaşlar. 4 kere kuşatılır İstanbul ve ilk kuşatan budur. İlk Osmanlı tarihinde derse bu, Türk tarihinde derse avarlar. Peki Nibolu Savaşı'nda Haçlıları bozguna uğratıyor. Arkadaşlar bu savaş biraz kibir yaratacak. Çünkü gerçekten karma karışık bir Haçlı ordusunu deviriyor. Devirdikten sonra Timur'a biraz ne yapacaktır? Daha ne diyelim, ihtiyatsız mı diyelim, ihtiyatsız davranacaktır. Mektuplara, şunlar, şunlar, bunlar ve meşhur Ankara Savaşı yaşanacak. Unutma, Ankara Savaşı bir dönüm noktası. Niye? Bak, ATSB tamamen dağıtılıyor. Yani yaptığı şey vardı ya, Sakarya'dan Fırat'a kadar boşa gitti. Bütün beylikler tekrar kuruluyor. Tek bir beylik kurulmuyor, unutmayın, Karasoğulları. Peki ne oluyor biliyor musun? Osmanlı dağılma tehlikesi geçiriyor. Rumeli'de ilerleyiş duruyor.
11 yıl sürecek Fetret Devri'ne giriyor Osmanlı. Ve arkadaşlar İstanbul alınmasına gecikiyor. Ve 11 yıl boyunca Yıldırım'ın 4 tane oğlu var. Aslında 5 de. Bir de Düzmece Mustafa. Onlar arasında taht kavgaları başlayacak. Peki buradan galip çıkan kim? Çelebi Mehmet. O yüzden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilecek. Unutma, sordular. Bu söylediğim çoğu şey sorudur. Peki AT hemen ne yapması gereken şey ne? ATSB'yi sağlamaya çalışacak. Çünkü dağıldı ya Anadolu Türk Siyasal Birliği. Peki arkadaşlar ve aslında asıl devşirme sistemini başlatan Çelebi Mehmet'tir. Ve Venedik'te yapılan ilk deniz savaşı selametle yenildik. Venedik'te denizlerde zaten biraz kötüyüz. Barbaros'a kadar kötüyüz. Peki dönemde Osmanlı tarihinin ilk toplumsal isyanı arkadaşlar Şeyh Bedrettin çıkıyor. Ve bence Osmanlı tarihinde dünya tarihinde ilk sosyalist isyanıdır. Çünkü yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşalım diyen bir adamdan bahsediyoruz. Peki Fatih'in babası geliyor 2. Murat. Arkadaşlar bak ilk dönemleri hep neyle bu geçiyor? Taht mücadelesi. Kardeşi Şehzade Mustafa bir de amcası Düzmece Mustafa isyan ediyor. Amcası Düzmece Mustafa kim biliyor musun? Yıldırım'ın 4 tane oğlu var demiştim ya, bir tane daha çıkıyor. Bunu Timur yanında götürmüştü. Ki genelde esir olarak alırlar elinde koz olsun diye. Ve tekrar dönüyor. Tarihçiler Düzmece diyor. Yıldırım böyle bir oğlu yok. Nasıl olsa şeyi toplamışlar. Nasıl diyeyim? İktidarı yani devlet düzenini toplamaya başladılar. Ankara Savaşı dedim ya, dağılmanın aslında ne diyelim, Osmanlı dağılabilirdi. Ve toparladı. Peki döneminde batıdan ilk toprak kaybeden anlaşma Edirne Segedin anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Şöyle bir madde geçiyor. Sırp Despotluğu yeniden kurulacak. Aha sana Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk anlaşma batıda. Peki Burçuktepe adıyla ilk Yeniçeri isyanı onun döneminde çıkıyor arkadaşlar. Ve Varna ve 2. Kosova Savaşları'nda Haçları yeniyor. 2. Kosova Savaşı önemlidir. Bak şunu bunu şöyle bir özetleyeyim size. Malazgirt Savaşı ile biz Anadolu'nun kapılarını açtık ya. Neyle içeriden kilitledik de anahtarı cebe koyduk? Miniye kefal aldık. Demek ki iki dönüm noktası Anadolu için. Peki Balkanlar için ne? Çin pekalesini aldık ya. Karşıya geçtik. İçeriden neyle kilitledik? İkinci Kosova. O zaman şunu söylüyorum. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş diye sordular. İkinci Kosova Savaşı diyorsun. İkinci Murat zamanında. Birinci Kosova. Birinci Murat. İkinci Kosova. İkinci Murat. Peki Osmanlı yükselme Fatih ile başlıyor. Arkadaşlar bunu artık ilkokuldan beri biliyorsunuz. Hemen özetleyeyim. İstanbul'un hemen fethi 1453. Sonuç iki yakası bir araya geldi mi? Evet. Bundan sonra ikinci Mehmet'e Fatih mi dediler? Evet. Peki buradan kaçan Rum bilginler İtalya'ya gitti. Rönesans'ın başlaması etkili olduğunu. Evet. Peki burada Ortodoksları koruma altına aldı. Hristiyan dünyasındaki bölünmüşlüğü korumak için. Evet. Bunlara dikkat edin. Sonuçlar. Bak geçen sene Ankara Savaşı'nın sonucu sordu. Atıyorum bu sene de İstanbul'un fethinin sonuçları. Basit basit soru sorarsa bunlar. Bak kazıkları da var. Basitleri de var. Basit sorularda öyle düşünmeyin. Aa bu kadar basit olamaz demeyin. O yüzden de kurcalama soruyu işaretle geç. Peki Sırbistan alınıyor arkadaşlar. Mora alınıyor. Eflak, Boğdan, Arnavutluk, Ege Adaları'nın büyük bölümü ve Kırım. Bak buralarda şunlara dikkat edin. Burada arkadaşlar Mora Yarımadası'nın alınması neye yönelik biliyor musun? Bunu sordular. Mora ile Trabzon'un fethi. Fatih zamanında. Bizans'ın yeniden denilmesine yönelik çünkü Rumlar var burada. Peki burada neyi önemli? Kırım öne çıkar. İpek ticaret noktasıdır. Bir. İpek ticaret noktasının kavşak noktası alındı. İkincisi Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Bunu da sorular. Karadeniz Türk Gölü haline gelmesini sağlayan fethi Kırım'ın fethidir. Peki Venedik'te 16 yıl kavga örüyoruz. Arkadaşlar yeniliyoruz. 16 yıl sürüyor ve kapitülasyon veriliyor. Ama ilk kapitülasyon diye sorarsa Cenevizs. Doğru mu? Sonra Venedik. Daha sonra Fransa olacak ama kanuni zamanda değil, bir taslak olarak kalacak. Peki Fatih'in karadaki tek başarısızlığı ne arkadaşlar? Belgrad. Kim alacak Belgrad'ı? Kanuni. Peki denizlerdeki tek başarısı ne? Rodos. Zaten kanuni başa geldiğinde öyle demiş. Ben dedemin alamadığı yerleri alacağım. Belgrad ve Rodos alacaktır. Peki ama Fatih zamanında değil. Unutma. Döneminde Otranto. İtalya'da arkadaşlar çizme var ya. Onun toplumundadır Otranto. Orayı alıp Roma'ya yürüyecekti Fatih ölmeseydi. Ölümünden sonra fethi yarım kalmıştır. Peki Anadolu'da Amasra, Sinop, Trabzon, Pontus Rum İmparatorluğu'na son veriliyor. Ve arkadaşlar Trabzon 1461 Trabzonspor'dan gelsin. 1461'de Fatih alacaktır. Ve Rum İmparatorluğu selamette. Ne zaman kurulduydu bu? 1204'te. Ne zaman fethedilmiş? 1461'de. Peki Otlukbeli Savaşı? Bak bu da uzun süredir soru değil. Arkadaşlar Akkoyunlu Devleti'ni yıkıyorlar. Nerede? Doğu Anadolu'da. Peki Anadolu Türk Siyasal Birliği'ne yönelik mi? Evet. Peki devlet kademelerinde çok şey yapıyor. Bak ülke diyor ki yalnızca padişahın malıdır. 1. Murat ne dediydi? Ülke benim ve oğullarımı o saltanat haline getirmişti. Bu padişahın malıdır diyor. Daha da merkezileştirdi mi? Evet. Peki divan başkanlığı veziri azamlar getiriliyor arkadaşlar. Ben diyor başkanlık yapmam.
Biraz divane küçümsemektir bu. Peki ilk kez örfi hukuku yazılı hale getiriyor. Fatih Kanunnamesi ilk kez örfi hukuk. Bak Osmanlı'da iki hukuk var. Örfi şer'i. Örfi hukuk daha böyle siyasi işler. Şer'i hukuk daha böyle medeni. İşte evlenme, boşanma, miras. Bunlar da kadılar bakar. Peki Topkapı Sarayı. Arkadaşlar Topkapı Sarayı'nı inşa eden Fatih'tir. Müsaade usulü bak kavram bilmediğiniz için kaçırdınız dedim ya bunu da bileceğim. Müsaade nedir? Mala el koymaktır. İlk uygulananı bu sene KPSS'de sordular. Yani kuruluş döneminin en meşhur ailesine uygulandı arkadaşlar. Kim o? Çandarlı sülalesi. Mala el koyma. Bak size de TYT'de nasıl gelecek biliyor musun? Yorum sorusu olarak. Ne bileyim bunun amacı ne? Müsaade usulünü sana anlatacak amacını. Osmanlı karşısına zengin bir aile çıkmasını istemiyor. Yine merkeze otoriteye götürür beni. Yani devlet karşısında zengin, güçlü bir aile olmasını istemiyor. Yeni bir güç çıkmasını istemiyor. Peki devşirmelerin öne çıkması bu da aynı merkezi otoriteye götürür. Arkadaşlar devşirmeler merkezden, hazineden nakit para alıyorlar. Maaş alıyorlar ya. Maaş aldığın kişi isyan etmez diye düşünüyor adam. Doğru mu? Maaş veriyorum ben ona diyor. Kapı kulu adı üstünde. Peki Sahn-ı Seman Medresesi, 7 medrese arkadaşlar. Ali Kuşçu falan matematik dersi verecek buraya. Burada Osmanlı ilk altın parası bastırılıyor arkadaşlar. İlk para Osman, ilk gümüş para Orhan, ilk altın para Fatih. Belli niye porto yaptırıyor? Bak şöyle sormuşlardı. İslami geleneklerin dışına çıktı. Fatih çünkü resim sanatı yasaktı ya. Hani heykeltıraşlık yasaktı ya. Burada putperestliğe dönülmesinin hadisesi. Peki sonra ikinci Bayezid. Arkadaşlar damgasını vuran olay şu. Bak yükselme içinde duraklama diye geçer. Çünkü Cem Sultan olayı nedeniyle döneme sönük geçiyor. Babası Fatih Karamanoğulların gücünü eziyor. İkinci Bayezid bu beyliği tam olarak ortadan kaldırıyor. Cem olayını şöyle anlatayım. Bak, çok soru geldi. Bak iç sorun olarak başladı. Dış sorun haline geldi. Niye? Cem kardeşi ikinci Bayezid'le kapışıyor ya. Evet, Memliklere sığınıyor. Rodos'a sığınıyor. Ondan sonra Fransa'ya gidiyor. Sonra Papa'ya gidiyor. Papa bunu kullanıyor. Diyor ki, Bayezid, ikinci Bayezid, eğer Batı'ya sefer düzenlersen Cem'i Anadolu'ya salarım. Biraz da yanına asker veririm. Seni iktidardan ederim. O yüzden elini kolunu bağlıyor ikinci Bayezid'den. Dönemi o yüzden sönük geçiyor. Peki burada Karamanoğulları tam olarak ortadan kaldırılıyor ve arkadaşlar ilk Osmanlı-Memlük çatışmalarına başlıyoruz. Aslında Fatih zamanında bu başladı. Yani bir sürtüşme. Ya şu Hicaz yolları meselesi eften püften bir şey tek şekilde çıktı aslında. Dediler ki hacca giden hacılar yolda su bulamıyor. Siz bu Hicaz su yollarını tamir ettin. Ha dediler onlar da. Şimdi sınır çatışmaları başlıyor. Kim bitirecek? Bunun oğlu Sultan Selim. Vekili Akkerman kaleleri alınıyor arkadaşlar. Tamam batıda. Cem öldükten sonra tabii ki. Bir de İspanya'daki Müslümanlar ve Yahudiler İstanbul'a getiriliyor. İstimalet. Yahudiler yardım istemiş. Katolikler İspanya'dan Müslümanları ve Yahudileri kovuyor. Katliam düzenliyorlar. Onlar bizden yardım istiyor. Ve ikinci Bayezid ona bir filo gönderiyor. Buraya getiriyorlar. Peki döneminde Safavilerin etkisi şah kulu isyan çıkıyor arkadaşlar zor bastırılıyor. Yavuz buradan babasına demiş baba baba bunlar ciddi. Safevi devleti kuruluyor 1500'lerde İran'da. Ve onlar arkadaşlar Şii'dir. Şii inanca sahip olduğu için mezhepler farklı Osmanlı Sünni. Ne yapıyor? Doğu Anadolu'yu, devamlı karıştırıyor. Türkmenleri kışkırtıyor. Peki burada Yavuz babasını tahttan indirecektir bu isyan taht. Yani ikinci Bayezid tahttan inecektir. Çünkü gerçekten zor bastırılmıştır. Yavuz da babasına karşı isyan edecek. Peki kıyamete sura arkadaşlar. Bak güncel olduğu için yazdım buraya. Depremler yaşadık biliyorsunuz. İstanbul depremidir. Küçük kıyamet diye geçer. Gerçekten yıkılmıştır İstanbul. Ve 1. Selim arkadaşlar 8 yılda Yavuz Sultan Selim 80 yıllık iş sığdıran kişi padişah olarak geçiyor. Ve Çaldıran Savaşı'nda Safevi tehlikesini geçici olarak önlüyor yeniyoruz. Çünkü şöyle bir soru sormuşlardı bebeklere. Çaldıran Savaşı Osmanlı nasıl kazandı? Topların manevra gücünün yüksekliği sayesinde buna dikkat edin. Bir de şunu sordular. Turnadağ Savaşı ile Vulkanizmaları. Şunu sordular diyorum ya. Değiştirip değiştirip tekrar soruyorlar arkadaşlar endişe etmeyin. Peki Turnadağ Savaşı dediğimiz olayla Dulkadiroğulları yıkılıyor ya sonuçta sordular. ATSB tamamlandı. Dedi Anadolu Türk Siyasal Birliği. Ne ile başlamıştı? Orhan Baba. Hangi beylik? Karasuoğulları. Şimdi Yavuz'da tamamlanıyor. Ve arkadaşlar meşhur seferleri Mecidabık ve Ridaniye seferlerine dikkat edin. Şöyle bir soru daha sordular. A'da Mecidabık var. B'de Ridaniye var. Bak Ridaniye Savaşı ile tam olarak Memlükler ortadan kaldıracaktır. Bununla beraber ne oluyor biliyor musun? Memlüklerin merkezi neresi? Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz. Bu bölgede Osmanlı komple çökecek. Bir. Peki çok zengin bir hazine ele geçirecek. İki. Baharat ticaret yolunda tam denetim kurulacak ama işe yaramayacak. Çünkü coğrafi keşiflerle yollar değişecek. Üç. Peki Venedik Kıbrıs Adası için ödediği vergi bize ödemeye başlayacak. Dört. Ve meşhur bir şey geliyor. Halifelik Osmanlı'ya geçecek. Arkadaşlar halifeliği 1774 Küçük Kaynarca'ya kadar Osmanlı kullanmayacak. Soru şu. Yine sordular bunu. Dediler ki niye?
Çok basit bir cevap verdiler. Çünkü gerek duymadı. Zaten güçlüydü. Ama 1774'te niye kullandı diye sordular. Çünkü halkı Müslüman olan bir topluluğu kaybettik. Birazdan anlatacağım. Nedir? Kırım'ın kaybedilmesi. Neden diye sordular. Kültürel bağları korumak için. Anladık burayı. Halifelik Osmanlı. O zaman Osmanlı'nın teokratik kapısı güçlenmiş midir? Teokrasi, din devletiydi ya. Heh. Peki ve şanlı ne diyordu şair? An gelir Kanuni Sultan Süleyman ölür. 1525-546 dedik ya arkadaşlar. Bu 66 olacak. Yanlış çıkmış burada. 46 yıl iktidarda kalmıştır 1. Süleyman. Döneminde arkadaşlar Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünnun, Kalender Çelebi gibi isyanlar çıkıyor. Tamam. Ve döneminde Avrupa Hristiyan Birliği'ni kurmaya çalışan bir herif var. Şalken. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bak. Dönemi, kanuni dönemi bunlarla mücadeleyle geçiyor. Şimdi Avrupa Hristiyan Birliği kurulursa Batı'da çok büyük bir güçle karşı karşıya kalırsın. O yüzden kanunun bir hesabı var. Fransa'yı aradan çekmek için Fransa ile dostluk ilişkileri kuracaktır. Bu dönemde kapitülasyon şeyleri yani imtiyazı, mahsusa kapitülasyon, ayrıcalık hepsi aynı anlama geliyordu ya. Bu dönemde kapitülasyonların ne diyelim hazırlanacak ama 1569'da verilecek Fransa'ya. Yani bir şekilde kıyak çekiyoruz ki oğlum girme sen Hristiyan Birliği'ne gel bize. Arkadaşlar döneminde Belgrad fethediliyor. Orta Avrupa'nın kapısı açılıyor. Mohaç Meydan Savaşı 2 saatte işi bitiyor. Macar Krallığı yıkılıyor. Viyana ilk kez kuşatılıyor. Batı'da son noktaya ulaşıyoruz. Bir mevsimde ulaşabileceği Osmanlı ordusunun Viyana olacaktır. İstanbul Anlaşması'yla aha bunu sordular işte size yorum sorusu. Arkadaşlar İstanbul Anlaşması'nın da şöyle bir madde geçiyor. Avusturya Arşidükası Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak. Bak koskoca o şey kral bizim sadrazama. Biraz ne yapmışız burada posta koymuş muyuz? O zaman Avrupa üzerinde siyasi üstünlükle ilgilidir. Peki ne oluyor? Bir de Avusturya her yıl vergi verecek deniyor. Yani ne olmuş oldu? Verginin maddesiyle beraber ekonomik üstünlük kurdun. Rodos'u fethediyoruz. Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin pekişmesi. İran'la ilk resmi anlaşma arkadaşlar. Amasya 1555. Bunda sorular. Cezayir Osmanlı'ya katılıyor. Barbaros bize katılıyor çünkü. Arkadaşlar Cezayir fethi yok. Ne oluyor biliyor musun? Barbaros Cezayir korsana kaptan deryalık teklif ediliyor. Kabul ediyor. Adamlar bize gelmiş oluyor. Peki Preveze Deniz Zaferi arkadaşlar. 1538 o döneme kadar kazandığımız en büyük deniz zaferi. Haçlı Donanması yok ediliyor. Trablusgarp alınıyor. Cerbe Deniz Savaşı. Kuzey Afrika'nın kıyılarının güvenliği sağlanıyor Cerbe Deniz Savaşı'yla. Haçlı Donanması ikinci kez yeniliyor. Ve Malta kuşatması başarısız oluyor. Arkadaşlar tek başarısızlık denizlerdeki diyebilirsin bir. İkincisi KPSS'de sordular bunu. Turgut Reis'e dikkat Malta kuşatmasında şehit olan denizcimiz. Hint deniz seferleri düzenleniyor arkadaşlar. Hint deniz seferleri Portekiz'i Hint sularından uzaklaştırıp Akdeniz'e eski canlılığını kazandırmak için yapılıyor ama olmuyor. Yani gücümüz yetmiyor Portekiz buradan uzaklaştırmaya. Peki Kanuni'nin denizlerdeki tek başarısı Malta dedik. Peki karadaki tek başarısız diye sorsa Viyana dersin. Peki Sokullu Mehmet Paşa. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde zayıf padişahlar ve güçlü sadrazamların dönemi nasıl başladı derse Sokullu ile başlar. Yani 2. Selim ve 3. Murat maalesef bu dönemde ipleri eline alamayacak. Yani daha çok işleri götüren Sokullu olacaktır. Döneminde Sakız ve Kıbrıs adaları alınıyor. Kıbrıs'ın alınmasıyla İnebahtı'da Osmanlı donanması yakılıyor. Bak aslında ilk ne diyelim Osmanlı donanmasının yakılması İnebahtı'dır. Hatta burada bir lafı sordular. Sokullu diyor ki Venedik elçisini çağırıp. Kıbrıs'ı Venedik'ten alıyoruz. Sonra buna karşılık herifler hamle yapıp İnebahtı'da donanmayı yakıyorlar. Diyoruz ki siz bizim donanmamızı yakarak ne yaptınız? Donanmamızı yakarak sakalımızı kestiniz. Biz sizin Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Kesilen kol yerine çıkmaz ama sakal daha büyük çıkar. Bu lafı kim söyledi? Sokuldu Mehmet Paşa. Tunus fethediliyor. Fas ve Leicester Osmanlı himayesine alınıyor arkadaşlar. Döneminde projeler var. Bak Don Kanal, Süveyş Kanalı ve Marmara hiçbiri yapılamıyor. Ama bak şeylerini sordular amaçlarını. Don Volga birisi Karadeniz'e akar birisi Hazar Denizi'ne. İkisinin birbirine en yaklaştığı yerde bir kanal açacaklar. Karadeniz'den giden gemi hop karşıya geçip Hazar'a inecek. Hazar Denizi'ne. Ne yapacaklar biliyor musun? Hazar Denizi'nde kuzeyden İran'ı baskı altına alacağım. Bir. Orta Asya hemen yanında. Onlarla iletişime geçeceksin. İki. İpek Ticaret yolunun kuzey kalanında ne yapacaksın? Denetim kuracaksın. Süveyş Kanalı da hani coğrafi keşiflerle sönmeye başladı demiştim ya. Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmaya yöneliktir. Süveyş Kanalı ne biliyor musun? Kızıldeniz, Akdeniz'i birbirine bağlamak. Tabii 1869'da açılacaktır. Peki duraklama. Arkadaşlar Osmanlı Devleti başta coğrafi keşifler olmak üzere merkezi otorite gitti, ilmiye sınıfı bozuldu, ordu ve genel olarak ekonomi bozulması sonucunda duraklama dönemine giriyor. Ve Osmanlı Devleti bu dönemde kimlerle kapışılıyor? Varil. Bak bu bir şifredir. Varil. Çok güzel tutulur akılda.
Kimler bunlar abi? Venedik. A'yla ne olur? Avusturya. R'yle ne olur? Rusya. İ'yle ne olur? İran. L'yle Lehistan. Yani bugünkü Polonya. Şimdi İran ilişkilerinde bilmemiz gereken şu. Arkadaşlar, Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşma soruldu. Gelir mi karşınıza? Git, tekrar gelir. Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşma ve 17. yüzyılın en çok toprağı kazandığı anlaşma. Nasıl Paşa ile ne oluyor biliyor musun? Ferhat Paşa ile aldığımız yerleri geri veriyoruz. O zaman Osmanlı Devleti'nin doğuda ilk toprak kaybettiği anlaşma diye sorulursa ne diyeceksin abi? Nasıl Paşa Anlaşması. Kasr-ı Şirin de çok soruldu. Bunu artık ezbere biliyorsunuz. Bugünkü Türkiye-İran sınırının çizilmesi. Peki Osmanlı-Lehistan ilişkilerinde Hotin Anlaşması. Arkadaşlar kuşatma. Burada şunu bileceksin. İkinci Osman Hotin'i almayı başarıyor. Yani ama anlaşmayla alıyoruz. Yeniçeriler disiplinsizlik gösteriyor. Ocağı kapatacağım diyor. İstanbul'a gittiğinde ikinci Osman'ı kapatıyorlar maalesef. Yani Osmanlı tarihinde arkadaşlar Yeniçeriler padişah öldürebilecek bir cürete yükselmişlerdir. Artık hiçbir padişah başa geçerken Yeniçerilerin gücünü almadan başa geçemez abi. Burcaş Anlaşması'nı sordular. Batı'da en geniş sınırlar derse yapıştır Burcaş Anlaşması. Ama yürürlüğe girmedi çünkü vergi maddesi vardı. 1676'dır arkadaşlar, bunda yanlışlıkmış. 1676'da vergi maddesinin kaldırılmasıyla şu Bucaş girecek. Yani Zorabna ikinci Bucaş demek. Tamam. Peki Venedik'le olan ilişkilerimiz arkadaşlar, kesinlikle Girit'i alacaksınız. Girit kuşatması 24 yıl sürüyor. 1645 ile 1669'a kadar. Burayı çok zor alıyoruz arkadaşlar. Girit de korsan yatağı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa alıyor burayı. Ve Girit için her zaman şunu söyleyeceksiniz. Girit'in fethinden sonra, bak daha bunu sormadılar, Kadırga'dan Kalyon'a geçiş çok hızlanacaktır. Yani Osmanlı şunu görecek. Biz denizlerde burada niye bu kadar uzadı bu iş? Yani 24 yıl nasıl sürdü? O yüzden arkadaşlar bir Kadırga'dan, Kadırga şöyle ufak, yani diyelim sivri, kürekli değil mi? Şeyler, gemiler. Ama Kalyon yelkenli, onlara geçiş. Ve Girit'in fethi Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği son adı arkadaşlar. Girit. Peki 1676 bin sonra Osmanlı Rusya Bahçesaray Anlaşması'na dikkat. Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma diye soruldu Bahçesaray Anlaşması. Zitvatorog Anlaşması da arkadaşlar karşımıza defalarca çıktı. Bak daha yakınlarda sordular. Şimdi bak, Zitvatorog Anlaşması ne biliyor musun? 1533'te İstanbul Anlaşması imzalamıştık ya, ya da İbrahim Paşa. Onu ters çevir abi, oldu sana Zitvatorog. Mütekabiliyeti sormadılar. Ne demek biliyor musun? Denklik. Şimdi hatırla, 1533 İstanbul Anlaşması'nda ne vardı? Avusturya Arşidükası Osmanlı sadrazamla eşit sayılacaktı. Şimdi padişahına eşit sayılacak Zitvatorog'da. Peki Avusturya her yıl vergi mi veriyordu? Evet. Şimdi vermiyor. O zaman Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki ekonomik ve siyasi üstünlüğü sona ermiştir. Hangi ilke çerçevesinde yapılmıştır bu anlaşma o zaman? Mütekabiliyet, denge, denklik. Bunu daha henüz sormadılar. Peki Vaspar Anlaşması arkadaşlar, Avrupa'da Ulvar Kalesi'nde bir Türk kadar güçlü lafı, Köprülü Fazıl Ahmet'in bence 17. yüzyılın en büyük manşetlerinden birisidir. Bu lafı Avrupalılarda bir deyim olarak kullandıracak adam. Çünkü Ulvar'ı ve Neokrat'ı fethedecektir. Ve Avusturya arkadaşlar Osmanlı'ya son kez savaş tazminatı ödüyor. Avusturya Osmanlı'ya son kez savaş tazminatını Vasfar'da ödüyor. Karlovç Anlaşması ne? İkinci Viyana kuşatmasını yapacağız biz. Birinciye gittim, ikinciye niye gittim? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Alman Dağ Savaşı'nda yenileceğiz. 16 yıl boyunca kutsal ittifak bizi dövecek. Bunların içerisinde Lehistan var, Rusya var, Malta var. İşte Avusturya var. Bunlar bizi 16 yıl dövecek. Sonunda Karlovç Anlaşması'nı imzalayacağız. Arkadaşlar Osmanlı bir daha toparlanamayacağı uzun bir savunma dönemine giriyor. O yüzden dönüm noktasıdır. Ve bu ne zamana kadar sürüyor biliyor musun? Bu da soruldu. Sakarya Meydan Muharebesi. 1921'e kadar Türk ordusu batıdan geri çekilmeye başlayacak. Dönüm noktası neymiş abi? İkinci Viyana kuşatması. Onun sonunda imzalanan anlaşma ne? Karlovç'a. Peki Osmanlı savunmaya Avrupa saldırıya mı geçti? Evet. Peki Osmanlı Karlovç'a ile ilk kez Avrupa'da çok büyük çapta toprak kaybetti. Macaristan gitti bir kere. Doğru mu? Dalmatya kıyılar falan gitti. Peki İstanbul Anlaşması bunun tamamlayıcısı. Arkadaşlar Rus elçisi demiş ki Karlovça'da ben demiş yetkili değilim demiş. Biz daha sonra imzalayalım anlaşmayı. 1700'de imzalıyoruz. Ve bak ne oluyor biliyor musun? Bu senenin sorusu işte. Azak Kalesi Rusya'ya bırakılıyor. Ve Rusya İstanbul'da elçi bulundurabiliyor. Azak Kalesi Rusya'ya giderse herifler Karadeniz'e çıkar. Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği biter. Peki Karadeniz'e çıkış yapılırsa Boğazları tehdit etmeye başlar. O çok sevdiği neresiydi?
sıcak denize ulaşmak için adım. Peki Celali ve Suhte isyanlar arkadaşlar. Şimdi bu dönemde isyanlar. Temel sebebi Celali isyanlarının unutma tımar sistemi bozulmasıdır. Toprak sistemi gitti abi. Toprak sistemi bozuldu. Köyler kentlere akmaya başladı. Büyük kaçkun dediler buna. Ve kendine bir dağ seç, Anadolu'da her yer eşkıya. Ve 150 yıl boyunca Osmanlı da bunları sert bir şekilde bastırıyor. Çok Türkmen katliamı göreceğiz. Celali. Suhteler kim? Medrese öğrencileri. O da Celallere katacak. Yani medrese öğrencileri de isyanlara katılmıştır. Peki Yeniçeri isyanları ne? Arkadaşlar burada tamamen günlük ekonomi çıkar. Bak, devlet adamları arasında iktidar mücadele Yeniçeriler kullanılıyor. Peki yani kışkırtıyorlar. Peki Yeniçeri maaşları ulufe var ya 3 ayda aldıkları ödenmiyor ya da ayarı düşük ödeniyor. Tüm bunların nedeniyle hatta culus bahşiş almak istiyorlar. İsyanlar çıkartıyorlar. Şimdi ben şöyle derim, bir senede 3 tane padişah değişsem o bir sürü para değil mi? Peki Yeniçeriler arkadaşlar iki büyük eyleme dikkat edin. İkinci Osman öldürülüyor, genç Osman ve vakayı vakvakiye 30 devlet adamı basılıyor 4. Mehmet zamanında. 4. Mehmet'te yine değiniriz. Peki eyalet isyanlarında tek şunu bil, milliyetçilik fikri görülmez. Daha erken 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Milletin fikirleri için neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? 1789'u. Peki ıslahatlar arkadaşlar en temel özelliği Batı örnek alınmadı. Unutma 17. yüzyıl ıslahatlarının Batı yok. 18'de var. Peki devlet politikası olamadı. Kişilere bağlı kaldı. Yüzeysel mi? Evet. Hangi alanda yoğunlaştı? Askeri mali. Sakın buralarda şey getirmeyin. Yok yönetim. Vay rejimi değiştirmek. Osmanlı rejim değiştiren ilk ayaklanma 31 Mart isyanı. Rejimin değiştiği de 1876. Yani kanun esası. Peki uygulanmasında baskı ve şiddet var. Arkadaşlar 4. Murat'ın ıslahatları mesela. Peki 1. Ahmet geliyor arkadaşlar. Bir meşhur bir şey getiriyor. Ne? Ekber ve Erşet. Neydi bu? Hanedan üyelerinden en yaşlısı ve en akıllısı başa geçsin. Bunda amaç taht kavgalarını önleyip merkezi otoriteyi güçlendirmek mi? Evet. Fatih ne yaptıydı? Kardeş katli. Nizam-ı alem için karındaşların katli vaciptir demişti. Ahmet bunu kaldırıyordu da. İşe yaramış mı? Yaramış. Peki döneminde Sultanahmet Camisi yapıldı, tamam. Peki arkadaşlar genç Osman ıslahatçı ilk Osmanlı hükümdarı kimdir derse yapıştır. Peki Şeyhülislam'ın yetkilerini mi kısıtlıyor? Evet. Saray dışı evlilik yapıyor? Evet. Ve bakın Osmanlı tarihinde ilmiye sınıfına dokunamazsın. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamış. Saray dışı evlilik yapmış. Ne yapıyor? Sarayı halkla barıştırma gibi düşünün. Bir de devleti devşirmelerin etkisinden kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar kıyafette sadeliği öne çıkmış. O yüzden demişler şöyle padişah mı olurdun, böyle nasıl giyiniyor? Güce taparsan senin gibi giyiniyor işte adam. Başkenti Anadolu'ya taşınmayı düşünmüş arkadaşlar. Tamam. Bu da yine ne diyelim, devşirmelerden kurtarmak için. Ve Hotin seferi sırasında ne yapmıştı? Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağım dedi maalesef. Öldürüldü. Arkadaşlar 4. Murat. Şimdi diyor ki İlber Ortaylı 17. yüzyılın en büyük maraşalidir. Bakalım. Dönemi duraklamanın içerisinde yükselme olarak mı geçiyor? Evet. Osmanlı tarihinde Şeyhülislam'ı idam eden ilk padişah. Arkadaşlar bak, yetkilerine dokunan 2. Osmanlı'da Şeyhülislam'ı öldüren ilk padişah 4. Murat'tır. Bağdat ve Revan Fatih olarak biliniyor. Evet. Ve Bağdat alacak. İstanbul'da içki ve tütün yasağı ve geceleri sokağa çıkma yasağı getiriyor arkadaşlar. Meyhaneleri ve kahvehaneleri kapatıyor. Bak bunu böyle bir sürü şey söylerler. İstanbul yangını ya. İstanbul yangını. Dörtte üçünü götürüyor İstanbul'un ve bir serhoştan çıktığı görülüyor. Bu şeylerle, sıkı tedbirlerle giriyor. Peki Evliya Çelebi, arkadaşlar Katip Çelebi, Mesevi sorusuydu, Koçi Bey daha çok yakınlarında çıktılar. Ve diyor ki, bak 4. Murat, ya benden korkmayın, bu devletin gidişatını bana bir anlatın. Mesela Katip Çelebi, Cihanlı Koçi Bey Risalesi'nde Koçi Bey özellikle Kanuni dönemine kadar götürüyor duraklamayı. Bir sürü şey anlatıyor. Rapor sunuyor ya devletin haliyle ilgili. Risale dediğim o. Peki 4. Mehmet arkadaşlar 7 yaşında. Osmanlı tarihinde en küçük yaşta başa geçen kişi. Genelde küçük yaş varsa arkada kim vardı? Ya anneleri oluyordu ya da ağalar, devlet adamları. İşte ilk dönemi ağalar saltanatı olarak geçiyor. Ve döneminde vakayı olayı yaşanıyor. Arkadaşlar 30 devlet adamını ipe gönderiyorlar. Çınar ağacını astırıyorlar. Vakfak ağacı hadisesi. Bunu uzun uzun şeylerde diğer videolarda anlattım. Tekrar alırsınız. Peki 4. Mehmet döneminin arkadaşlar devlet adamlarına bakalım. Tarhuncu ile ilgili bilmen gereken tek şey ne biliyor musun? İlk denk bütçeyi hazırlamıştır. Geç. Peki Osmanlı tarihinin ilk denk bütçesi. Köprülü Mehmet Paşa ile bilmen gereken ne biliyor musun? Osmanlı tarihinde şartlar öne sürüp saraya şartlar öne sürüp başa geçen adamdır. Tek bunu bil yeter. Peki Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Arkadaşlar bence çok önemli. Bunu hala niye sormuyorlar? Girit'in fethini tamamlayan. Bak Girit Fatihi. Uyvar'ı alan. Neapolat'ı alan. Podolya'yı alan. Kemaniçe'yi alan. Ve Avrupalılar tarafından. Bak şu lafa dikkat edin. Bu hep bilgilere dikkat edin. Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü
deyiminin ortaya çıkmasını sağlayan adamdır. Vasvar ve Bucaş bizim lehimize olan anlaşmalar mıydı? Evet, bunları imzaladı. Peki Osmanlı gerilemede arkadaşlar, Prut Anlaşması'na dikkat. Baltacı Mehmet Rusları Prut Bataklığı'nda sıkıştırdı. Anlaşmayı çaktı ama anlaşma biraz large. Prut'u bu sene sordular. Ne yapacaksın? İstanbul Anlaşması vardı ya 1700'de gördüğümüz. Onu ters çevireceksin. Onun tersi. Prut'ta biz İstanbul Anlaşması'nda, 1700 İstanbul Anlaşması'nda azamı vermiştik bu adamlara. Evet, geri alıyoruz. Peki bunlar İstanbul'da sürekli elçi bulunduracaklardı. Evet, bulunduramayacaklar. Bu kadar basit. Peki azam bize verilmesinin sonucu yorum sorusu olarak gelirse, Rusya'nın Karadeniz'e çıkışı engellendi. Doğru mu? Osmanlı da İstanbul Anlaşması ile kaybettiği yeri geri aldı. Biraz umutlandı en azından. Peki Pasarofça Anlaşması arkadaşlar. Osmanlı'nın Karlofça ile kaybettiği toprakları geri alma umudu kalmıyor. Pasarofça bizim için eksi. Ve Osmanlı'nın batının bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul ediyor. Bu saatten sonra var ya, Osmanlı Devleti lale devrine girecektir. Dikkat! Lale devre. İlk kez batı tarzında ıslahatlar göreceğiz. Peki Belgrad Anlaşmaları iki tanedir. Avusturya ve Rusya ile arkadaşlar. Ve bu anlaşmalar da bizim için olumludur. Osmanlı'nın bak 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı anlaşması. Ama bu anlaşmada bir devlet giriyor araya. Genelde aman durun siz kardeşsiniz Fransa. Yapıştır Fransa'yı. Biz de onlara bir kıyaklık çekiyoruz. 1740'da artık diyoruz ki size verdiğimiz, daha önce verdiğimiz kapitülasyonları sürekli hale getireceğiz. Yani her padişah geldiğinde tekrar tekrar imzalanıyordu. Şimdi olmayacak. Peki Osmanlı-İran ilişkilerinde arkadaşlar. Tek şunu bilin. Mukasemename. Henüz çıkmadı bak. İran mukasemenamesi ne biliyor musun? Bölüşümü. Adamlar, Ruslar ve bizimkiler ne yapıyor biliyor musun? İran'ı bölüşüyorlar. Yine Fransa'nın arabuluculuğuyla. İran topraklarının büyük bölümü Osmanlı ve Rusya arasında paylaştırıldı. Ahmet Paşa ile ilgili henüz şu da gelmedi. Ahmet Paşa ile sorusu da gelmedi. Arkadaşlar, Osmanlı savaşta kazandı ama masa başına kaybetti. Bak ilk olay budur. Diplomasi alanında tam bir zayıflık gösterdik. Toprak verdik adamlara. Hem savaşta kazanıyorsun hem de masa başında. Bunlar gelecek. Kerden arkadaşlar Kasr-ı Şirin'in devamıdır. Kasr-ı Şirin anlaşmasının maddeleri esas alınmıştır. O zaman ikinci Kasr-ı Şirin'de değindim ben. Neydi? Bugünkü Türkiye-İran sınırları büyük ölçüde çizildi. Çünkü Zagros Dağları sınır kabul edildi. Peki şimdi arkadaşlar Küçük Kaynarca çok çok önemli. 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşması diye soruldu. Küçük Kaynarca. Şimdi bak burada buraya giden süreçte 1770'te yine Çeşme'de bizim donanma yakıyor adamlar. İkinci faciayı mı yaşıyoruz? Evet. Zaten 1770'te Küçük Kaynarca ben kitaplarımda hep yaptım böyle sorular. Soru bankalarımda ve Küçük Kaynarca anlaşması arkadaşlar. Tam bir ne diyelim Çeşme baskını, tam bir hezimet. Küçük Kaynarca anlaşmasını imzalamamıza neden olacak. Akdeniz'de hakimiyetin bitiyor. Peki ama anlaşma maddelerine bak. İlk kez halkı Müslüman olan bir toprak kaybediliyor. Kırım gitti arkadaşlar, Kırım. Ve bu nedenle bu anlaşmayla birlikte Osmanlı padişahları birden kendilerinin halife olduğunu ne yaptılar? Hatırladılar ve Karadeniz'e Kırım giderse Karadeniz Türk Gölü olmaktan da çıktı. Peki Ortodoksları himaye hakkını elde ediyor Rusya. Arkadaşlar iç işlerine müdahaledir. Bunların hepsi soru. Bak şimdi düşse benim sınırların içerisinde Ortodokslar var. Ruslar geliyor dışarıdan senin halkına, vatandaşının haklarını koruyor. Peki Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı mı buldu? Evet. Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan yararlanmaya mı başladı? Evet. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatını ödedi. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır koşullu anlaşması oldu. Kapitülasyon sorusu var ya. Kapitülasyonları 1774'de verdik ya. Ne zaman Rusya verilen kapitülasyondan kaldırıldı biliyor musunuz mu? Moskova Anlaşması 1. İnönü Savaşı'nın sonu. Peki şimdi bak bu iki anlaşma var ya. Aynalı Kavak'la Yaş Anlaşması ve hatta üçünü de alalım. Şimdi Küçük Kaynarca'da Ruslar Kırım'ı ne yaptılar? Çektiler, bağımsız yaptılar. Aynalı Kavak Sözleşmesi'nde Osmanlı-Rus yanlısı Şahin Giray'ın Kırım alanını tanıdı. İkinci aşama bak Kırım alanını tanıttılar. Yaş Anlaşması'yla bize savaşta Kırım aldılar. Ve Yaş Anlaşması'yla Rusya'ya ait olduğunu biz onayladık. Peki Osmanlı aleyhine burada projeler var. Grek arkadaşlar adı üstünde İstanbul merkezli Grek devletinin kurulması. Grek projesi dediğiniz bu. Dakya projesi Eflak'ta olan yani bugünkü Romanya'da Rusya ve Avusturya bağlı bir devletin kurulması. Bir de şu herif bak Darkenson Markisi bu henüz çıkmadı. Darkenson Markisi yeni girdi müfredata. Bu topraklarda Hristiyan devletler kurulmalı diyor herif. Yani bizim Türk topraklarında. Ve kadim Yunanistan yeniden diriltilmelidir diyor. Bir de arkadaşlar iki facia daha var. Facia demeyelim de bunlara isyan. Padişah Edirne olayı 1703. İkinci Mustafa.
Padişah başkenti Edirne'ye taşınacak diye bir söylenti çıkıyor. İstanbul'da o zaman işler düşecek, nasıl Edirne diyorlar. Ve Feyzullah Efendi var arkadaşlar, Şeyhülislam. Bütün böyle akrabaları, yandaşları doldurmuş devlet kademelerine, ona tepki. Buna karşı çıkmıştır. İkinci Mustafa da tahttan indiriliyor ve Feyzullah Efendi de öldürülüyor. Peki bir de arkadaşlar patron Halil İsyanı, bu da çok klasiktir, soruldu. Patronu Halil İsyanı ne diyor Cenab-ı Hak? Lale devrini bitiren isyandır. Peki 18. yüzyılda ıslahat hareketlerine biraz bakalım. 1718 Passeroğlu Anlaşması var ya arkadaşlar. Biz bu tarihten itibaren ilk kez Avrupa'nın bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul ettik mi abi? Geri kaldığımızı anladık mı? 1718'de ve bu tarihten itibaren ıslahat yapmaya giriştik. Kime örnek aldık? Batı'yı. 17. yüzyılda var mıydı Batı? Hayır. 18. yüzyılda Batı örnek alınıyor. Ama sakın ilk bak, Batı tarzı ıslahatlar şeyde başlamaz, askeri alanda. Nerede başlar? Kültürel alanda başlar. Lale Devri'nde hiç öyle askeri ıslahat falan yok. Birinci Mahmut'la başlatacağız. Peki ilk askeri ve teknik okullar açılacak ama Birinci Mahmut. Tamam. Batı tarzı ıslahatlar Lale Devri'nde kültürel alanda başladı dedim. Daha köklü müdür? Evet. En büyük tepki kimden geldi ama buna? Ulema Yeniçeri. Ulema Yeniçeri devamlı zıpladılar arkadaşlar. Osmanlı tarihinde iki sınıf Osmanlı yeniliklerin önündeki en büyük engel oldu. Ulema, diğer adıyla İlmiye ve Yeniçeriler. Peki Lale Devri'nde ilk matbaa İbrahim Müteferrika getiriyor arkadaşlar. Ve Hattatlar şey kalmasın diye geç geldi. Ha? Unutmayın Hattatlar. Yani bunlar güzel yazı yazma sanatı var ya. Ha, o nedenle şimdi geldi. İlk çiçek aşısı yapılıyor. 3. Ahmet Çiçek hastalığına yakalanmış. İlk itfaiye örgütü bunu doğudan alıyoruz arkadaşlar. İran'dan. Batı'dan değil bu. İlk itfaiye örgütü tulumbacılar, Yeniçerilerden oluşan ve minyatürden Batı tarzı resme geçiş. Levni arkadaşlar, Levni'nin Batı tarzı ilk resimlerini göreceğiz minyatürden. Peki barok ve rokoko tarzı mimarinin ilk örnekleri 3. Ahmet Çeşmesi, 1. Sadabat Kasrı'dır. Bunlara dikkat. Peki bu dönemde yalnızca İran'la savaşı yapılıyor. Başka kimseyle savaş yok ve dönem patronu Halil İsyan'la son buluyor. Burada Doğu tercümeleri, heyetleri falan kuruluyor Lale Devri'nde. Tekrar ediyorum, 1718 Pasarofça ile geçildi. Şimdi Mahmut'la beraber arkadaşlar Batı, birinci Mahmut'ta Batı tarzı askeri statlar başlıyor. Ve Comte de Bonaval, bak bu senenin sorusu değil, pardon, Baron de Tott çıktı. Comte de Bonaval, Humbaracı Ahmet Paşa. Bak adam dışarıdan gelmiş ve humbaracı, bir çeşit havan topudur bu. Osmanlı'da arkadaşlar ıslah ediyor bunu, Batı tarzı ıslah ediyor. Bak buna dikkat edin. Eskiden vardı humbaracı. Batı tarzında Osmanlı'nın ilk ıslah edilen kurumu derse ne diyeceksin? Humbaracı olacağı. Ama Batı tarzı açılan, sıfırdan açılan bir teknik okulu sorarsa hendesehane diyeceksin. Bu ileride mühendishane-i berri-hümayun olacaktır. Peki 3. Mustafa geliyor arkadaşlar. Macar asıllı Baron de Tott'u sordular işte, KPSS sorusudur. Deniz mühendishanesini açacak. Mühendishane-i bahri-hümayun ve sürat topçuları olacağı. Hani bu Celal Şengör falan çok övünüyor ya, bizim bir üniversite 250 yıllıktı falan diye. Ta nereye kadar gidiyor? Mühendishane-i Bahri'ye, onun üniversitesine, İTÜ'nün temeli. Peki 1. Abdülhamit zamanında arkadaşlar istihkam okulu kuruluyor, geri hizmetler. Esham senedi, bak bu Esham senedini de karıştırıyorsunuz dedim ya, soru kaçırırsan kavram bilmediğinden kaçırıyorsun. Esham senedi dediğiniz ilk iç borçlanmadır. 1774'te biz şu Kaynarca Anlaşması'nda ödeyemedik savaş tazminatını ve iç borçlanmaya gittik. Bir de arkadaşlar sadrazamı Halil Hamit Paşa'dır, tamam. Culus'u ve Levent sınıfını ortadan kaldırıyor. Culus geleneğini biliyorsun. Padişahlar başa geçtiğinde dağıtıyordu ya. Bahşiş. Peki 3. Selim arkadaşlar şöyle soru geldi 3. Selim'le. İlk kez radikal eğilim ıslahatları başlatan hükümdar olmuştur. Peki bu Nizam Cedid Ocağı kurulmuş. Evet. İrad Cedid Borun masraflarını karşılamak için kuruluyor. Ve radikal eğilim ilk ıslahatçı Mühendishane-i Berri-Hümayun kuruluyor arkadaşlar. Okullarda Fransızca zorunlu hale getiriliyor. İlk sürekli elçilikler açılıyor. Bak, İlk sürekli elçilikler. İlki de Londra'ya gönderiliyor. Londra'ya gönderilen Yusuf Agah Efendi. Peki ilk devlet matbaası mı açılıyor? Evet, matbaayı amire denilecek. Peki arkadaşlar dönem nasıl sona eriyor? Bak bu isyanlara da dikkat edin. Kabakçı Mustafa. Patron Ali ile çok karıştırdım. Patron Ali neydi? Lale devrini bitiren. Kabakçı Mustafa 3. Selim'in Nizam-ı Cedid dönemini bitiren. Nizam-ı Cedid bir ocaktır. Aynı zamanda bir döneme ismini vermiştir. Şimdi Osmanlı'yı dağıtacağız arkadaşlar. Dağılıyoruz. Peki döneme ne damgasını vurdu? Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi damgasını vuruyor. Arkadaşlar Fransız İhtilali ortaya çıkardığı şey neydi? Direkt milliyetçilik. Çok uluslu imparatorlukları gümletti. Avusturya, Macaristan,
Rusya İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu bunların hepsini Birinci Dünya Savaşı'na kadar gidecek. Milliyetçilik çok güçlü. Bugün de öyle. Peki sanayi devrimi arkadaşlar sömürgeciliği ortaya çıkacak, çıkartacak ve Birinci Dünya Savaşı'nın aslında giden süreci fitilini ateşleyecek. Peki ayrıca askeri, bak burada dönemde her alanda eğitim, kültür, sosyal, mali alanda ıslahat yapılıyor ve devleti parçalanmaktan kurtarmak hedefleniyor ve düşünce akımları çıkıyor arkadaşlar. Batıcılık zaten Allah'ın emri oldu artık. 19. yüzyılda böyle ıslahat yapmayan adam yok. Yani bütün padişahlar. O zaman devlet politikası haline gelmiş mi artık? Bak 17. yüzyılda öyle bir şey yoktu. Kişiler öldüğünde ıslahatlar bitiyordu. Peki Osmanlıcık, İslamcılık, Türkçülük akımları devlet politikasına damgasını vuruyor. Evet. Burada arkadaşlar şunun altını çizelim. Osmanlıcılık, ırk, dil, din ayırt etmeksizin tüm Müslümanlar eşittir. Dağılmaktan kurtarmaya çalışıyorlar. Dağılmayın. Niye kaçıyorsunuz bizden? Milliyetçiliğe karşı üretilmiş bir panzehir. Tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet hepsine damgasını vuran Osmanlıcılıktır. Unutmayalım. Peki 19. yüzyılda arkadaşlar Osmanlı Devleti azınlık Mısır, Boğazlar gibi sorunlarla uğraşıyor. Bu yüzyılda milliyetçilik isyanları nedeniyle Balkanlardaki topraklarını sanayi devrimi nedeniyle de Kuzey Afrika'daki topraklarını kaybetmeye başlıyor. İlk şeyi sordular. Milliyetçilik ayaklanmaları ilk nerede görüldü? Tabii ki Balkanlarda. Peki Osmanlı bu dönemde denge siyaseti mi izledi? Evet arkadaşlar. Şimdi İngiltere bizi korudu. Kime karşı? Ruslara karşı. Ruslar Akdeniz'e inmesin. Heriflerin derdi bu. Çünkü zayıf bir Osmanlı'yı tercih ediyor. Güçlü bir Rusya yerine. Aslında Osmanlı 19. yüzyılda yıkıldı. İngiltere ne yapıyor? Devamlı koruyor topraklarını ama o da vazgeçecek. Peki 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kim çıkıyor abi? Genç Osmanlılar, Jön Türkler. Daha sonra kurulacak olan İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin parçalanmasını önlemek, demokratikleşmesini sağlamak amacıyla meşrutiyet taraftarı bir hareket başlıyor. Şimdi Jön Türkler bunların partileşmiş hali İttihat ve Terakki'dir. Cemiyet hali İttihat değil Osmani olarak geçecek. 1889'da kurulacak arkadaşlar. Bunlar kim biliyor musun? İkinci Mahmut'un Avrupa'ya gönderdiği öğrenciler. Oradaki fikirlerle dönüyorlar işte. Peki bu yüzyılda Osmanlı en çok kimle kapıştı diye sorarsa Rusya tabii ki. Başımızın belası. 1917'ye kadar. 17'den sonra sen nesin? Rusya'yla doğrudan kankisin ama 17'ye kadar yok böyle bir şey. Peki arkadaşlar şimdi 19. yüzyılın damgasını vuran siyasi olaylarına bakalım. Bak El Arish Anlaşması. Napolyon geliyor Fransa yani İngiltere'nin sömürgeleri olan bağlantısını kesmek için. Aha burayı işgal ediyor. Burası neresi? Direkt Mısır mı? Peki Mısır işgal edince bak işin garibi Rusya ve İngiltere bak iki düşman Fransa sırf burayı almasın diye harekete geçiyorlar. Osmanlı'ya yardıma geliyorlar. Sebep? Çünkü burası Akdeniz ticaret yolu arkadaşlar. İngiltere ve Rusya bize yardıma geliyor ve Osmanlı Savaşı burada ilk kez denge politikası izliyor. Osmanlı Devleti bu savaşta ilk kez denge siyaseti izliyor. Ve Cenzer Ahmet Paşa'ya dikkat Akka'da Napolyon'u yeniyor arkadaşlar. Napolyon'un doğudaki ilk yenilgisi budur. Ve Fransa bu anlaşmayla Mısır'ı ne yapıyor? Terk ediyor. El Arish Anlaşması. Şimdi bak iki soru. Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden ilk Balkan Rusu Sırplardır. Ama ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlardır. İkisinin arasındaki fark şu. Yunan'a destek var Avrupa'dan. Bir. İkincisi paraları var bu adamların. Ayaklamaya devamlı para atmışlar. Üçüncüsü de daha örgütlüler. Filika Eterya gibi bir örgütleri var. Sırplar bak 1804'te ilk isyanı başlatıyorlar. 12'de Bükreş Anlaşması'yla ilk ayrıcalığı kazanıyorlar. 29'da Edirne Anlaşması'yla özerk oluyorlar. 1878'de Berlin Anlaşması'yla bağımsız oluyorlar. Osmanlı'ya karşı milliyetçilik fikirlerinin nedeniyle ayaklanan ilk Balkan ulusu oluyorlar. Yunanlar da arkadaşlar milliyetçi fikirleri nedeniyle ayrılan ilk Balkan ulusu oluyor. 1829 Edirne Anlaşması'yla. Daha örgütlüler, ekonomileri iyi dedim ve Avrupa Yunanlara destek oluyor. Hep şımarık çocuk olarak görülür ya. Sebep? Nedir? Onların uygarlığı, yarattıkları uygarlığın torunları olarak görüyorlar bunları. Ve bu ayaklanma sürecinde 1827'de Navalin'de Osmanlı donanması yapılıyor. Üçüncü baskını mı yedik? Yine battı bir, Çeşme 2, 3, Navalin. Navalin ama milliyetçilikle ilgili dikkat. Peki Kavalalı isyan çıkartıyor arkadaşlar. Bu kim? Mısır valisi. Şimdi Mehmet Ali Paşa, Mora yerine Suriye valisi istiyor. Ki bak biraz buralar giriftir. Neden? Çünkü Yunan isyanını bastırdı Kavalalı. Ve bunlara da söz verdiğimiz gibi Mora'yı vereceğiz ya. Mora da Yunanistan kurdu nasıl vereceksin? O da diyor ki Mora'yı verme hadi diyor. Suriye valini ver diyor. Bu işte kabul edilmiyor. İsyan çıkıyor. Bu isyan sorunu başlayıp dış sorun haline geliyor. Çünkü Avrupa devletleri Rusya karışıyor işin içine. Arkadaşlar Kütahya bak şunları böyle bilin. Kütahya anlaşmasıyla Kavalalı sorunu bir süre için çözülüyor. Bir. Ama şimdi başta ikinci Mahmut var. Diyor ki bana kim yardıma geldi? Bu isyan sırasında bana kim yardıma geldi? Rusya. Ona bir kıyak yapayım. Hünkâr İskelesi Anlaşması imzalıyor. Arkadaşlar şunu bileceksiniz. Hünkâr İskelesi Anlaşması ile ilk kez ne sorun ortaya çıkmıştır? Boğazlar. Neden? Rusya dolaylı da olsa boğazları kullanma hakkını elde edecek. Peki ikinci yardıma gelen kimdi? İngiltere. Buna ne vereceksin şimdi?
kapitülasyonların da daha ne diyelim radikal bir versiyonunu veriyorsun. Balta Limanı Sözleşmesi yapıyorsun. Osmanlı Devleti'ni açık pazar haline getiren budur. Bu anlaşmadır Balta Limanı Sözleşmesi. Peki Londra Anlaşması var 1840'ta Mısır sorununu bitiren anlaşmadır arkadaşlar. Şöyle diyeceksin Kavalalı meselesini bitiren. Kavalalı'ya babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya ne verilmiştir? Osmanlı tarihinde artık aileye verilmiştir. Saltanatlık haline gelmiştir. İlk kez bir valilik kurumu saltanatlık haline geliyor. Peki Mısır sorunu ortadan kalkmış oluyor o zaman. Peki Londra Boğazlar Sözleşmesi var. Arkadaşlar bu da bunu tamamlayan. Hani Hünkar-Skelesi Anlaşması ile Boğazlar meselesi ortaya çıkmıştı ya. Şimdi ne oldu? Londra Boğazlar Sözleşmesi ile bir 8 yıl geçerli olacaktı Hünkar-Skelesi Anlaşması. Herifler oturdular 1841'de. İlk kez uluslararası bir platformda tartıştılar. Boğazlar meselesini bitirdiler. Nasıl biliyor musun? Bize vererek. Yani Boğazların tüm kullanım hakkı Osmanlı'ya bırakıldı. Ve Kırım Savaşı var arkadaşlar 1853-56. Bak Rusya şu Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne ben tanımıyorum dedi. Osmanlı donanmasını Sinop'ta bir güzel yaktı. Yine yardıma geliyorlar. Kimler? Avrupa devletleri. Osmanlı bu savaşta ilk kez dış borcunu alıyor. Dikkat, ilk kez İngiltere'den dış borç alıyoruz. Peki Paris Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar bunun sonunda. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü Avrupa devletinin güvencesi altına alıyor. Bak TET soruları değil mi? Yorum soruları böyle gelecek. Biraz bu bizim aidiyetimizi gösterir. Doğru mu? Ve Osmanlı bir Avrupa devleti sayılıyor. Bu iyi. Ancak arkadaşlar şu soruldu. Karadeniz'in tarafsızlığı maddesine dikkat. Diyor ki Karadeniz tarafsız olacak. Rusya ve Osmanlı burada donanma bulunduramayacak. Bu ne anlama gelir? Karadeniz için şunu söyleriz. Ya ben yendim. Savaşta yendim. Ama bu anlaşmanın bu maddesine göre yenik devlet sayılmış oldum. Doğru mu? Peki şimdi burada iki anlaşma var. Birisi uygulanmıyor arkadaşlar. Ayastefenos ve Berlin Anlaşması dedik ya. Ayastefenos Osmanlı imzaladığı halde yürürlüğe girmeyen anlaşmasıdır. Çünkü Avrupa devletleri dellenecek. Bak Ruslar savaşı açtı 93 harbinde. Adamlar nereye kadar geldi abi? Yeşilköy'e kadar geldi. Ve burada iki yerden saldırdılar aslında. Hem doğudan hem batıdan. Batıdaki korkunç oldu. Biraz daha gelse İstanbul'u yıkacak. Yani İstanbul'da Osmanlı Devleti'ni yıkacak. Biz anlaşma istedik. İşte Ayastefenos, Yeşilköy'ün diğer adı zaten. Peki doğudan da saldırıya geçtiler. Bak iki tane kahramana dikkat burada. Plevne'de Gazi Osman Paşa. Doğuda da hatta üç kahraman diyelim. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Nene Hatun Elazığ'da. Elazığ diyorum Erzurum'da. Peki bunlar arkadaşlar Nene Hatun bak hep milli mücadele siyasiler bile karıştırmıştır. Nene Hatun milli mücadelenin lideri değil. Nene Hatun 93 Harbi'nin kahramanıdır. Peki Ayastefenos Anlaşması'nda Büyük Bulgaristan Krallığı'nın kurulması fikri var. Bak şimdi buna delleniyor Avrupalılar. O yüzden Ayastefenos'u iptal ettirecekler. Niye? Büyük Bulgaristan Krallığı kurulursa kuzeyden Rusya burayı sıçrama tahtası olarak kullanıp hop güneye iner. Peki bu da İngiltere'nin işine gelir mi? Hayır. Peki bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Berlin Anlaşması'nda bir güzel parçalıyorlar. Avrupa anlaşmayı imzaladı, şey yaptı, iptal ettirdi ve Berlin'de Büyük Bulgaristan Krallığı parçalanıyor, üçe ayrılıyor ve arkadaşlar toprak kayıplarına bakın, Sırbistan gidiyor, Karadağ bağımsız oluyor, Romanya gidiyor. Tekrar Osmanlı'ya karşı isyan eden ilk değil Sırbistan'da ama bak şimdi kazandı 1828'de. Bu 93 harbi dedim 1877-28 savaşları. Karadağ gitti, Romanya gitti, büyük çapta toprak kaybı ve arkadaşlar diyorlar ki Ermenilerin bulunduğu bölgede ne yapacaksınız? Islahat yapacaksınız. İlk Ermeni sorununu ortaya çıkartan Berlin Anlaşması'dır. Tekrar ediyorum. Ayastefanos ne oldu? İptal edildi. Osmanlı imzaladığı halde yürürlüğe girmeyen anlaşması Berlin girdi. Peki bu dönemde bir de 3 vaka var. Kısa söyleyeyim arkadaşlar. Darbe girişimleri bunlar. Şimdi Osmanlı tarihinde kurulan ilk cemiyet, Fedailer Cemiyeti'nin yaptığı bir şey. Amaç Abdülmecid'i devirip başa Abdülaziz'i geçirmek başarısız bir darbe oluyor. Çırağan baskınında da şu. 2. Abdülhamit'i devirmek istiyorlar. 5. Murat'ı tahta çıkarmak istiyorlar. Yine hareket başarısız oluyor. 2 tane demek ki olay, 2 tane darbe teşebbüsü var. Peki Dömeke Meydan Savaşı ile ilgili bilmeniz gereken şu. Girit'le ilgilidir abi ve Atatürk'ün burada bir lafına dikkat edin. Gençliğimde katılmak için okulu bile bırakmayı göze aldım dediği savaş bu. Dömeke Meydan Savaşı. Hesaplayın işte 1881'de doğum olduğuna göre kaç yaşında olduğunu. Ve arkadaşlar olay şu. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan savaşı oluyor.
Demek ki meydan savaşı. Peki dağılma dönemi ıslahatlarına bakalım. Arkadaşlar her alanda ıslahat yapılıyor. Daha köklü, ilk kez yönetim, hukuk, batı tarzında değişiyor. Islahat hareketinde süreklilik yaşanıyor. Islahatların başını padişah devlet adamları çekiyor. Ve meşrutiyet yönetime geçiş bazı aydınların etkisiyle gerçekleşiyor. Islahatlar artık devlet politikasıdır. Temel amacı neydi? Devleti parçalanmaktan kurtarmak. Peki ilki arkadaşlar işte 2. Mahmut 1808-1839 yavru padişah çiçekler böyle batı tarzı ıslahata imza atacak. Şimdi diyor ki Yeniçerilerin bir nabzını yokladım. Ocağı kaldırmayı kafasına koymuş. Sekbahane Cedid'i kuruyor. Eşkince Ocağı'nı kuruyor. Yeniçeri tepkisi nedeniyle bu ocaklar kaldırılıyor. Vakai Hayri adı verilen bir olay ile de Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Arkadaşlar dikkat, Vakai Hayri uzun süredir sorusu yok. Ve yerine kurulan orduyu sordular Yeniçeri Ocağı'nın yerine. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Hazreti Muhammed'in aslan askerleri. Peki tımar sistemi kaldırılıyor. Arkadaşlar tımarlı sipahiler gitti mi? En azından orada güvenliği sağlıyorlar. Onun yerine redif birlikleri kuruluyor. Divan örgütü Orhan Baba kurduğu hatırla kaldırıldığı yerine nazırlıklar kuruldu. Muhtarlıklar kuruluyor. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımını yapıyor. Posta teşkilatını sormuşlardı bir sene. Posta teşkilatını kesinlikle merkez otoriteye alıyorsunuz. Ya bir yerde isyan çıktı hemen. Orayı bastırmak gerekiyor. Peki ilk resmi yani oradan da posta teşkilatı haber alırsın. İlk resmi gazete takvim vakayı çıkartılıyor arkadaşlar. Harbiye okulu kuruluyor. Mustafa Kemal'in mezun olduğu okul. Mektebi Harbiye. Mürur tezkeresi şu. İstanbul'a göçü önlemek. Yani bir takım şartlar getiriyorlar. Çünkü dolmuş taşmış. Bak, o dönemde bile sorun. Bir de pasaport uygulaması yine merkez otoriteye alın. İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor. Mızıkayı Hümayun. Arkadaşlar ilk bando o. Okulu ilk kez Avrupa'ya öğrenci gönderiliyor ve Avrupa'dan bunlar geldikçe ne yapacaktır? Fikirlerle dönecekler. Bir de arkadaşlar 2. Mahmut'un Rumeli ayanlarıyla imzaladığı, Alemdar Mustafa Paşa ile imzaladığı senedi ittifak var. Özelliği şu, ilk kez Osmanlı tarihinde padişah yetkilerini sınırlandıran şeydir, belgedir. Çünkü bazı maddeleri gerçekten burada padişahın elini kolunu bağlıyor. Ama arkadaşlar zaten şöyle bir şey oldu. Ayanlığı bir resmi olarak sen tanıdıysan karşısında merkezi otoritenin dışında yeni bir güç tanımış oluyorsun. Ve bu bak senedi ittifakta dış bir etken yoktur. Düşünce atomu falan unut. Ama şeylerde göreceğiz. Tanzimatlarda, ıslahatlarda. Şimdi Abdülmecit zamanında Umuru Zaptiye, ilk jandarma teşkilatı, askeri baytar okulu, ilk telgraf hattı, Muhacirin Komisyonu, Mektebi Mülkiye, Marif-i Umumiye Nezaret yani Milli Eğitim Bakanlığı, Darülfünun kitaplarını hazırlamak için Encümen Danış kuruluyor. İlk kağıt para basılıyor. İlk Osmanlı Bankası açılıyor ve şirketi hayriye açılıyor. Arkadaşlar o da vapur şeyine ulaşımıyla ilgili. İngiltere'den ilk borç alınıyor. Dedim ya 1854 aldık. Kırım Savaşı sırasında. Belediye Örgütü, Maliye Bakanlığı ve Islahı Sanayi Komisyonu. Bunu çok kullanırdık biz şeylerde. Sakın Cumhuriyet'in getirdiği bir şey değil bu. Islahı Sanayi Osmanlı'da Abdülmecit'ten zamanında. Ve fermanların padişahı olarak bilinir. Tanzimat ve ıslahat arkadaşlar. Şimdi Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa. Mimar Mustafa Reşit Paşa. Tamam. Peki hangi akım etkili diye sordular. Osmanlıcılık. İlk kez arkadaşlar burada kanunen hayata geçiliyor. Devletin resmi politikası haline geliyor. Abdülmecit bak şöyle diyor. Ben dahil herkes bu fermana uymak zorundadır. Ben dahil dediğine göre şunu söylüyoruz. Bak senedi ittifakta ilk kez padişahın yetkileri sınırlandı ya. Burada ne oldu biliyor musun? İlk kez kendi yetkilerinin üzerinde kanun üstünlüğünü kabul ettiler. Tanzimat Fermanı'nın en önemli özelliği budur. Fermanın ilanında Osmanlı'da yasa ve hukuk devleti olma yolunda adım atıyor. Padişahın hukuki yetkilerini kısıtlıyor. Bu bağlamda hukuk alanında batılılaşma başlıyor. Teba diyorlardı ya, şimdi vatandaşlığa geçiş gibi düşünün. Peki ıslahat vur deyince öldürüyor. Bu sefer gayrimüslim halklar öne çıkıyor. Bak Tanzimat'ta bütün Osmanlı halkını mı kucaklamışlardı? Islahat fermanında hep gayrimüslim. Şimdi banka kurabilecekler, şirket kurabilecekler, istediği okula gidecekler. Devlet memuru, bunun altını çizelim arkadaşlar. Osmanlı'da 1856'ya kadar devlet memuru olma şartı neydi abi? Devlet memuru olma şartı. Müslüman olacaksın değil mi? O kaldırıldı işte. Yani bundan sonra gayrimüslimler de devlet memuru olabiliyor. Bak il genel meclisine yönetim yolu açıldı. İl genel meclisine üye olabiliyorlar. Bedelli askerlik gibi haklar veriliyor ki Tanzimat'ta vatan göreviydi. Şimdi bedelli askerlik geldi bunlara. Peki ferman arkadaşlar Tanzimat fermanının devamı niteliğinde ama fermanla amaçlanan Müslüman gayrimüslim eşitliği gayrimüslimlere daha fazla haklar verilmesiyle sapıyor amacından. Ve ıslahat fermanı bu yönüyle hak bakımından Müslümanlara değil gayrimüslimlere hedef alıyor. Tanzimat fermanı tüm Osmanlı vatandaşlarını kapsarken biraz önce söyledim. Islahat fermanı yalnızca gayrimüslim hakları yer alıyor. Peki Abdülaziz zamanında arkadaşlar bak. Vilayet Nizamnamesini bil 1864'te iki tane 1871. Ne yapıyor biliyor musun? Böyle şey gelirse
Yorum soruları. Merkez otoriteyi sağlama, devlet düzenini tekrar modernleştirme. Burada şunlara dikkat edin. Yargıtay ve Danıştay, bugünkü kurumlar var ya. Şurayı Devlet, bugünkü Danıştay, Divan-ı Ahkam Adliye, Yargıtay kuruluyor arkadaşlar. Peki bunun dışında burada ne diyebiliriz? 1866'da Müslüman gayrimüslim üyelerden oluşan nizamiye mahkemeleri. Tamam. Şuna dikkat edin. İlk medeni kanun mecelle hazırlanıyor ama uygulaması 2. Abdülhamit zamanında olacaktır. Ve 1926 medeni kanunun kabulüne kadar da devam edecektir. Şunlar çok önemli değil arkadaşlar. İlk demiryolu hattına dikkat. Ziraat Bankası'nın bir de temelini oluşan emniyet ve memleket sandıkları. Ziraat Bankası 2. Abdülhamit zamanında Ziraat Bankası adını alacaktır. Ama temel ne zaman atılmıştır? Abdülaziz zamanında. Kim? Neyle? Emniyet ve memleket sandıklarıyla. Bunlar arkadaşlar Cumhuriyet'in kurduğu değildir Ziraat Bankası. Dikkat. Peki Osmanlı tarihinde ilk yurt dışı gezisine Abdülaziz çıktı. Abdülaziz çıktı da. Osmanlı tarihinde ilk yurt içi gezisi 2. Mahmut'undur. Şimdi 2. Abdülhamit zamanı arkadaşlar. Jön Türklerin tahttan indirdiği paşa ve bak burada meşrutiyetlerin paşa. İki meşrutiyet de 2. Abdülhamit zamanındadır. Bir de istibdat var arada. O 33 yıllık baskıcı dönem. Osmanlı Devleti ilk kez 1. meşrutiyette yönetim biçimi değişiyor. Arkadaşlar parlamenter sisteme geçiliyor. Bak 1876'da ilk kez anayasaya dayanan devlet yapısı kuruluyor ve Osmanlı tarihinde ilk kez halk seçime giriyor. Yönetim değişiyor. Yönetime katılması sağlanıyor. Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi açılıyor. Ancak tüm yetkiler arkadaşlar Ayan Meclisi'nde toplanıyor. Ayan Meclisi'ni kim atar? Padişah. O yüzden pek de böyle demokratik değil. Yani aslında padişahın bir sürü yetkisi korunmuştur. Ve kanun esası kim yapıyor abi, kim hazırlıyor? Mithat Paşa başkanında bir kurul anayasa hükümdar otoritesini sınırlandıramıyor. Yasama, yargı ve yürütme organları birbirinden ayrılamıyor ve her organın üzerine padişah egemen güç oluyor. Bu anlamda parlamenter bir sistem kurulamıyor. Anayasada çok partili hayat da yok arkadaşlar. Sakın 1908'e kadar çok partili hayatı unutun. Peki çoğulculuk esasından yoksun. Devletin teokratik yapısı da korunuyor ve yargı güvenliği sağlanamıyor. Sürgün etme yetkisi var. Aynı zamanda meclisi açma kapama yetkisi var arkadaşlar. Bu yetkiye dayanarak ne yapıyor biliyor musun? Osmanlı Devleti istibdat dönemine girecektir, baskıcı döneme. Yani meşrutiyet çok kısa sürüyor. 78'den itibaren istibdat dönemi başlayacaktır. Kısaca yani aslında umutlar sönmüştür. Ondan sonra 33 yıl boyunca iddiaçılar yer altında örgütlene arkadaşlar 1908'de meşrutiyeti yeniden ilan ettirmeyi başaracaklar. Bakın bunları kısaca hemen halledebilelim. Senedi ittifak, dış etken yok Rumeli ayanlarıyla. Tanzimat Fermanı arkadaşlar önemi neydi? İlk kez padişah kendi yetkileri üzerinde kanun üstünlüğünü kabul etti. Islahat Fermanı hedefi ne oldu? Gayrimüslim hakları ön plana çıktı. Birinci meşrutiyette şunların farkı neydi? Birinci meşrutiyette ilk kez halk yönetime katıldığı rejim değişti. İkinci meşrutiyette arkadaşlar 1908'de ilan edilecektir. Ve şu arada 33 yıl baskı dönemi yaşanacaktır. İkinci Abdülhamit 93 harbini gerekçe gösteriyor. 1877-78 savaşlarına meşrutiyet dönemi sona eriyor. 33 yıl istibdat dönemi başlıyor. Bu dönemde arkadaşlar devletin resmi politikası ümmetçilik, İslamcılık unutma ve dış politikada Alman yanlısı politika ve 1878'de Halep Fermanı Girit üzerinde ıslahat yapma yoluna gidiliyor. 1890'da Ermeni isyanları başlıyor ya, hani 1878'de ne demiştim? İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıkmıştı ya, isyanlar başlıyor. Bunun için kurulan çeyiz ordular, alaylar, askeri birlikler, Hamidiye alayları, Darul Aceze onun döneminde kuruluyor arkadaşlar. İşte bakıma muhtaç kişiler için. Sanayi Nefise Mektebi, ki bugüne Güzel Sanatlar Fakültesi olacak. Bu Gata var ya, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, onun zamanında açılıyor. Reji İdaresi tütünle ilgilidir. Fransızların tekel tütünü kurması. 3B projesi, bu ne? Bu Berlin, Boğazlar ve Bağdat hattında demir yolu yapmak. Yani heriflerin amacı ne? Almanların burada Berlin, Boğazlar, Bağdat'sa petrol tabii ki. Bir de arkadaşlar maalesef Düğün-ü Umumiye İdaresi. Biz borçları ödeyemiyoruz. Aldığımız borçları. Sonunda iflas, Muharrem kararnameleri ve Düğün-ü Umumiye İdaresiyle Osmanlı Genel Borçlar İdaresi kuruluyor. Herifler kendileri tahsil etmeye başlıyorlar. Dönemde arkadaşlar istibdat yönetimine karşı Jön Türkler İttihadi neyi kuruyordu? Osmanlı adıyla bir cemiyet kuruyorlar. Bu cemiyet 1908'de İttihat ve Terakki Partisi'ne dönüşüyor, tamam. Ve 2. Abdülhamit 1909'da 31 Mart olayının sonucunda meclis kararı ile tahttan indiriliyor. Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk Osmanlı hükümdarı olacaktır. Arkadaşlar bir saate yakın oldu.
Maalesef öyle bütün Osmanlı'yı hallettik. 20. yüzyılı ben ayrı alırım. İnkılapla bağlantı kurarım. Artık top sizdedir. Yani bu videoyu da bence izlemeden sınava girmeyin. Sınavda herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kanalımızı biraz güçlendirelim. Kolay gelsin diyorum.